Efendim herkese merhabalar. Haftanın ilk günü. Geleceli olarak daha sakin bir haftaya başladığımızı umut ediyoruz. Ee, ve dilimizi elbette ısırıyoruz. Çünkü her hafta birbirinden daha e, değişik ve beklenmedik başlıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Risk primi açısından bakıldığında e, Murat Saman'a merhaba dedikten sonra sorayım. Murat Saman'ın e, Türkiye Cumhuriyeti hazinesi yüzde yedi buçuk dolar faizi mi veriyor? Öyle bir getiri varsa bu yabancı yatırımcıların da ulaşabildiği yatırım araçları bildiğim kadarıyla hani Türk yatırımcısı da alıyor ama daha çok yabancı yatırımcılar tahmin ediyorum ilgi gösteriyorlar. Biz yabancı yatırımcıya niye bu kadar faiz ödüyoruz? Yani evet herkese yaptılar evet. Yani nispeten sakin gözüküyor hafta ama tabi bu Ukrayna Rusya bence bu haftanın ana gündemi olacak. Yani işte girdi, girmedi, bombalar atıldı falan filan. yani bunlar e, bayağı gündemde olacak. Ya niye yüksek borçlandık? Aslında e, çok basit yani bizim e, şu andaki risk primimizden dolayı. Yani hmm. 500'lerin üstündeyiz. İşte üstüne işte Libor'u koyduğun zaman işte 5 yıllık Libor'u koyduğun zaman 1.60 civarında olması lazım. İşte üstüne de biraz daha bir getiri dediğin zaman işte 7.25 7.5'lara çıkıyor getiri. Bu tabii ki yani ülkenin geldiği işte riskli durumdan kaynaklanıyor. Yani bizim gibi bize benzer ülkelere baktığın zaman işte Brezilya, Rusya, Güney Afrika. Onların ortalaması ya işte 150 200 bas puan civarında risk primi. Bizimki 500'ün e, üzerinde. E, daha riskli gözüktüğümüz için işte şey gibi düşün. E, işte arabanı sigorta ettiriyorsun. Daha riskli e, bir kullanıcıysan daha e, fazla bir kasko primi ödüyorsun. E burada da yatırımcı daha e, daha riskli fiyatlandığımız için e, daha yüksek getiri talep ediyor ve o getiriyi vermek zorunda kalıyoruz maalesef. Benim anlamadığım nokta şu, şimdi biz e, yurt içinde çok fazla döviz tevdiat hesabı e, taşıyan e, vatandaşlarımızı kur korumalı mevduata veya işte kurumsal şirketlerimizi de daha doğrusu e, kurumlarımızı da vergi avantajıyla yine kur korumalı mevduata çeviriyoruz Gönlendir. veya işte altın e, şeylerini istiyoruz, yatırımlarını istiyoruz. Yurt dışındaki eee e, vatandaşlarımıza yaşayanlara ya da e, onların şirketlerine de bu avantajı e, sunuyoruz. Şimdi ben bu yatırım araçlarına baktığım zaman niye e, Eurobond varken böyle başka yatırım araçlarına ihtiyaç duyuyoruz? Yani hani e, Eurobond yeterince cazip değil mi? İnsanlar DTH'larını Eurobond'da değerlendirmiyorlar. Neden kur karı mevduata böyle falan e, ihtiyaç duyuyoruz? Bunun nedeni nedir acaba? E tabii Eurobond biliyorsun belirli bir miktar gerekiyor e, dahil olmak için. Yani alt hmm. limiti var. Hmm. E, ondan sonra ya çok likit de bir e, piyasa da değil e, aynı hmm. zamanda. E, yani buradaki tabii ki e, Eurobond aslında dolarizasyon demek. Yani, yani Eurobond aldığın zaman e, döviz almış Bir almak şey fark gibi. etmiyor. Döviz almış gibi oluyorsun. Döviz almış gibi oluyorsun. Burada işte geçen haftada işte Merkez Bankası'nın e, toplantısında işte faizleri sabit bıraktı yani bir önceki toplantıya göre çok az bir değişiklik vardı metinde İşte işte liralaşmadan bahsediyor bu yeni bir terim e, e, Türkiye finans tarihinde e, bu liralaşma dediğinde işte vatandaş lirada kalsın ama ben de bunu bir türlü çözemiyorum yani lirada kalıp dövize endeksliyorsun aslında ha. yani ama lirada kalıyor. Ben Hadi. de liradayım da İngiliz lirasında <laughs> yani o da lira. Hani bence Türk lirası demek lazım. Onu bir altını çizmek gerekiyor. Çünkü yatırımcılar enflasyondan korunacakları bir para birimine giderler herhalde. Ee, Biz de katılıyorum. Yani bu, bu bu yeni ürün aslında enflasyondan korunmuyor. Yani bunu e, vatandaşlar e, birkaç ay sonra farkına varacak. Çünkü hani o getiri aldıktan sonra enflasyonda muhtemelen işte 55, 60 oralara gidecek. E, orada farkına varacak ki aslında Türk Lirası'nda kalarak ee, Enflasyondan karşına koruyamıyorsun. Ee, buradaki konu bir de dövize endeksleniyorsun. Ee, ama lirada kalıyorsun. Şimdi o bahsettiğin Eurobond falan farklı. Orada direkt döviz evet. almak gerekiyor. Anladım. Şimdi hani bir de ata lira diye bir şey var. O da e, altın. Yani, altın. Yani ben hakikaten burada önemli bir nokta. İnsanlara liralaşma dediğiniz zaman Türk liralaşma. Türk ifadesini Kullanmak lazım çünkü belki başka lira... Merkez Bankası'na bir mesaj olabilir. yani Bir dahaki ayda belki de Türk diye değiştirir metini. Olabilir. Ha, metni değiştirmesi ya da Merkez Bankası'na bir mesaj vermemizin bir ehemmiyeti var mı? Para politikası <laughs> açısından ya da enflasyonla mücadele açısından? Bilmiyorum yani enflasyonla mücadele açısından bir şey gördün mü sen? Ya, Merkez ya, Bankası'nın. Yani enflasyonla ilgili mücadelede hiçbir şey yok. Ee, sadece hani metinler yazılıyor ama eylem yok. Yani Anladım. burada ülkemizde bir enflasyonla mücadele kesinlikle yok zaten bugün tütüyat e, başkanı sen kastoski yani e, bizim aslında sen hep yayınlarda bahsettiğimiz yani bir sıkı bir para politikası gerekiyor işte uyumlu bir maliye politikası işte bir de üçüncü bir madde eklemiş işte üretim için yapısal reformların yapılması o daha uzun vadede tabi e, şu anda e, baktığın zaman e, en önemli silahı olan faizi elinden alınmış bir merkez bankası var. Artık e, bağımsızlığı da e, bitmiş bir merkez bankasıya karşı karşıya. Enflasyonda mücadele yok. Maliye politikana baktığında e, ben e, sıkılaştırıcı bir maliye politikası görmüyorum. Daha çok genişlemeci ki bu KGF'lerle de devam ediyor. De Artık e, onu görüyorum. Bir e, kamuda bir ciddi bir tasarruf falan görmüyorum. E, hmm. bunlar tabii ki e, enflasyonu arttırıcı eee unsurlar. Ee, diğer konuda tabii yani üretimle olan hani biz e, evet üretim dedik istihdam dedik işte ihracat dedik ama hani bu yapısal değişikliklerle yapılıyor yani biz söyleyince olmuyor bunlar artık yani, ee, yani hele ya yani biz bunu nasıl yapmaya çalıştık kuru serbest bırakarak yapmaya çalıştık yani zannettik yani kuru serbest bırakalım hemen ihracat patlayacak ihracatımız arttı ama ondan daha fazlası da ithalat arttı. Cari e, açığımız arttı gördüğüm çari kadarıyla. Cari açığımız arttı. Biz 3 ay fazla verdik. Şimdi 2 aydır açık veriyoruz. Çünkü şöyle yani ihracat, e, e, yani yurt dışına sattığımız malların %70-80'li ithal maddelerle ham madde yatırımla işte arama mal e, maddelerle yaptığımız için e, onun için zaten e, kur arttığı zaman tekrar e, biz dö döviz alıp e, bu ihracatı gerçekleşmemiz e, gerekiyor. Onun için şu anda senin de söylediğin gibi e, yani Merkez Bankası'nda e, enflasyonla bir mücadele e, kesinlikle yoktur. Ve bu en büyük sorunumuz tabii bu yıl e, enflasyon olmaya e, devam edecektir maalesef. Evet. Şimdi Şubat ayında tüketici güveni düşmüş. Ocak ayında evet. %52 artmış. Merkezi yönetim bütçesi Ocak'da e, e, sert e, vergi artışının etkisiyle 30 milyar lira fazla vermiş. Biliyorsun bir de bir e, kurumun vergiye erken ödemesi mevzu söz konusu. Bunu çok e, konuştuk. Ve özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu da 162 milyar dolara yükselmiş. Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı da 230 milyar dolar. Yani bizim 230 milyar dolar borcumuz var Yani değil mi? Hani bunu çevirmemiz lazım. Evet. Ha, evet çevirmemiz evet. lazım. Şimdi biz dışarıdan para istemiyoruz şu anda ya da isteyecek bir adımda bulunmuyoruz. Yok Swap... İstiyoruz yok yok yani. swaplarla falan götürüyoruz. Ha okey okey tabii tabii. Veya yüzde yedi tabi, Tabii tabii. swaplar düşük yüzde yedi buçukla şey yapıyoruz ama içerideki havayı bir çevirmeye çalışıyoruz. Hani küçük olsun bizim olsun e, bakış açısı anladığım kadarıyla. Şimdi burada vatandaş e, gitti e, veya şirketler gitti bazıları dövizlerini kur korumlu alan mevduata çevirdiler. Şimdi Mart sonu gibi herhalde bunların vadeleri gelecek. Evet evet ilk vadeler de olacak. Ha, bunların getirileri... E, %99.9 enflasyonun altında kalacak. Çünkü enflasyon %50'nin üzerinde. Tabii. Şimdi o, o zaman bu vatandaşlar döviz değişmezse eğer ya biz eskisine göre daha fazla döviz alabiliyoruz diye sevinip KKM'de kalmaya devam mı edecekler? Yoksa ya kardeşim ben enflasyona yenildim diye düşünüp e, başka yatırım araçlarımı arayacaklar? Başka yatırım araçları arayacaklarsa e, hala parası olanlar var ya onların enflasyona karşı kendi paralarını korumaları için nereye yatırım yapmaları lazım? Vallahi en, en güzel, en önemli soru bu şu anda Artunç e, Artmış. Gerçekten. E, şimdi bu KKM'ler dönünce bence bir arayış olacak. Çünkü hani yani tekrardan bir 3 aylık vadede böyle kurlarla, çünkü kurlar da sabit. İşte e, dalgalı kur rejimdeyiz ama kur işte 13.50 ile 13.60 arasında dalgalanıyor. Yani neredeyse bir buçuk ay oldu. <laughs> ee, şimdi e, burada bir arayış başlayacak. Ben açıkçası şöyle bekliyorum. Şimdiden de söyleyeyim izleyicilerimize. <laughs> ben yani Mart sonunda Nisan'da farklı ürünlerin çıkabileceğini düşünüyorum. Yani bu Farklı gele... ürün derken? Yani meyve sebze manasında mı? Yok yok ha. bir e, süper bono olabilir. Ha. Süper bir tahvil olabilir. E, enflasyona... Endeksli bir ürün olabilir enflasyondan hmm. korunmak için. E, çünkü dediğim gibi e, Mart da çok önemli bir ay biliyorsun. Çünkü artık Fed'in e, faiz artıracağı artık kesin yani kesin de hani 25 mi 50 mi yapacak? Hmm. İşte, e, mesela geçen hafta eski hazine mali bakanı Larry Summers'ın çok güzel bir sözü var. E, okudum e, rapor şey diyor yani artık bir an önce sonlandırın bu parasal genişlemeyi diyor. Ya hızlanın diyor. Öbür öbür taraftan işte e, New York Fed Başkanı Williams diyor ki ya tamam ya o kadar da acele etmeyin diyor falan. Yani hani çok kafalar çok karışık ama baktığın zaman Amerika'da enflasyon 7.5'a gelmiş. 100, son 40 yılın en yüksek. ÜFE ona e, dayanmış. Yani Mart'ta Park, Fransa et, daha kötü abi. Fransa evet bir de Fransa'da biliyorsun şey arttı. E, 150 Euro'luk e, alışveriş ee, miktarı 7 katına çıkmış. Poşet Böyle... poşet. Bir ha, poşeti poşet. 150 euroya dolduruyorduk. Şimdi 750 euro olmuş. Sen sordun mu sen yani e, <laughs> Paris'i iyi bilen Paris doğumlusun sen değil mi? Fransa doğumlusun. Evet. Evet. Ondan sonra orada vardır eş dost akraba var Sen de aradın mı? Evet aradım aradım birkaç ne kişiyle var? konuştum. Çok sabah. yazmamıştır umarım abi. ne ne ne, ne dediler? <laughs> e, yani gerçekten inanılır gibi değil. Ben sabah gerçekten e, hani inanamadım hatta e, herkes de paylaşmışsın herkes bir paylaştı. Ben ben montaj dedim ya, ya olamaz dedim artık yani zaten öyle de ifade ettim Twitter'da. Artık bu Ger montaj olsun diyorsun. Yani bir mo bu montaj, bir montaj var de, yani, da. Nereye Ay, yapılıyor bilmiyorum ben. <laughs> evet. Gerçekten inanılır gibi değil. Bir de yani çok üst hmm. düzey bir kişiden bahsediyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili herhalde beyefendi. Ee, gerçekten ben şok değilim yani. Yüzde yedi, yedi kat gibi gösterip. Ama e, yüzümüz gülüyor ya. Bence hani öyle yüzümüz güldü. Ama yani. ya şöyle şu, ne düşündüm biliyor musun? Yani... Hmm. E, Acaba yurt dışında böyle biri şimdi ben 28 yıl yurt dışında kaldım. E, acaba şunu düşündüm. Ya yani, mesela Fransa'da, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, İsviçre işte, yani, çok üst düzey biri böyle çıkıp böyle bir şey açıklasa. Hı. Ki açıklamaz zaten e, yani ben hatırlamıyorum. Yoktur yani. Açıklasa ne olur acaba? Yani Hı. Acaba ne olur o ülkelerde? Araştıralım izleyicilerimiz şimdi bunun altına yazsınlar abi. Dünyada da böyle şeyler olmuştur. Ya şimdi bak ben hani, ben, ben 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 şahit olmadım ama varsa ha, ha. yani ki ne bileyim büyük, ben büyük büyük şey diyorlar ona. Ne derler ona? Ne der Ne denir ya? İngilizcesini söyleyeceğim ayıp. Hani <laughs> hani bir büyük faka basmak diyeyim hani böyle. Ne bileyim ya. Öyle <gülüyor> kelime <gülüyor> gelmedi akla tamam anladım anladım, anladım tamam ne hani, Büyük büyük bir şey yani böyle. Büyük pot ben kırmış. Ratlamadım. Büyük pot kırmış hani. Yani hayır ama bu o da o ya değil. Bu ya bu şey de değil. Değil değil, pot da yani, değil bu. Kelime yani, gelmiyor aklıma doğru. Bu arada artık. yani evet. yayın Kübra e, par yayında oluyor. Kübra par da uyarıyor yani birkaç kere söylüyor bu arada. Ben o kısmına daha çok şaşırıyorum. Evet işte ben onu uyarıyor yani şöyle bakın ha. sosyal medyada şey çıkabilir diyor. Hmm. Yani şey ya yani ben onun için acaba bir montaj mı yapıldı? Hani başka bir yer, ya gerçekten inanamadım. Şimdi yurt dışında yani herhangi bir yani böyle bir açıklama bence yoktur yani yani olduysa da ben merak ediyorum ve ondan sonra ne oldu diye merak ediyorum. Gerçekten üzüldüm. Ya yani ben üzüldüm e, onun için. E, işte yani şimdi sonra konuşuyoruz bu enflasyon nasıl düşecek? Düşmeyecek. Yani enflasyondaki düşmeyecek. Enflasyondaki artış hızı azalacak belki de. E, o o o bekleniyor çünkü biliyorsun kur Neredeyse sabitlendi gibi yani 14 çok önemli ya yani 14'ü geçmemesi lazım ki herhalde yani gelse gelse 13.80 çok önemli bir direnç var sonra da 14 hı hı. var. Ee, Mart sonunda e, bir yüzleşme olacak artık yani. Ha biraz mesela kurun biraz yukarı gitmesine izin verebilirler mi hani şey olsun diye hani ya bak enflasyondan yüksek kazandınız falan filan diye öyle bir şey olabilir mi sence? Yani şöyle Artur yani ama yani e, rakam art, artıyor biliyorsun ya yani, 300 milyar TL'ye geçti. Hmm. Bu bir hazine bir yük aslında. Yani e, yani hazine, yani e, kur yukarı giderse ve farkı hazineden çıkarsa ha. o hazine bir, için bir yük olacak. Hangi e, hazine için? E, bizim yani Hazine ve Maliye ta Bakanlığı için. Çünkü farkı o kim ödeyecek? Kim ödeyecek? Öde bir dakika o değil. Biz ödeyeceğiz. Tamam biz ödeyeceğiz. ödeyeceğiz. Ha, ha. Tamam, seçimden biz önce ödeyeceğiz. mi ödeyeceğiz sonra mı ödeyeceğiz? Yani işte zamlarla vergi artışlarla tamam. Ne zaman ödeyeceğimiz önemli. Yoksa o, o ha biz o ödüyoruz. Yani. Onu, onu şeyi tamam, gelecek tamam. ama tamam. ya onu demek istiyorum. Ya yani bu işi hani 3-6 ay tutabilirsiniz. Ya yani 3-6 ay bu gidebilir ama hani bu bir sistem değil. Ya yani bu sistemle e, Türkiye finansal piyasası inşa edilemez. Bu hmm. bence geçici bir şey olması gerekiyor. E, çünkü sonuçta düşünsene Hani kurun buralarda kaldığını 6 ay 9 ay yani bu da istenmeyen bir durum. Özellikle evet. biliyorsun ihracatçılar tarafından işte üretim diyoruz. E bizim gerçekten biraz da rekabetçi olmamız gerekiyor. Yani biz bir dalgalı kur rejimindeyiz. Yani kur, kur bir süre evet sabit kalıyor evet. ama bunu e, taşıyamazsın. Yani uzun süre bu böyle bir model e, inşa edilemez. E, enflasyon riski devam ediyor. Ve bir yerden sonra şunu söyleyeyim Artunç, bence merkez bankası başka bir başkan mı olur bu, başkan mı olur ya da bir seçim olur, erken seçim olur, hemen, hemen artır, hmm. bir yerden sonra faiz arttırmadan bu işi çözemeyeceğiz. Onu Sen ne bu, bu, bu yaz bir seçim bekliyor musun? Olar, yani son çeyrekte, son yani çeyrek. bu yapılanlara bakılınca, yani yaz iyi bir yaz turizmi, işte enflasyon biraz sakinleşti. Ee, bir e, ihtimal var yani e, çünkü peki, bu sistemle hı. gidemeyiz uzun süre tamam, demek tamam. peki zaman geçtikçe e, ekonomi iyileşecek mi kötüleşecek mi şunun için soruyorum bunu hani yaz yaklaşıyor işte enerji fiyatları biraz düşer yazın ondan sonra gıda falan düşebilir Art, yazın evet. turizm geliri gelir yazın dolayısıyla bir şey yapacaksan kendini iyi hissetmeye başladığı ne zaman insanlar Aynen. da sıcak ya bir de böyle şey yapar psikolojik olarak da. Hani aşklar da baharda falan oluyor ya unutuyorsunuz birden aşık oluyorsunuz falan filan. Hani böyle bir Haziran 90 gün sayalım mesela Mart diyelim. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Bu aylardan birinde seçim olması ihtimali var mı? Yoksa biraz önce söylediğin Ukrayna nedeniyle tahıl fiyatı desen Ukrayna, Rusya. Turist desen Ukrayna, Rusya. Değil mi? iki tane önemli mevzu. E borsalar desen Petrol desen Ukrayna, Rusya, ee, Türkiye'ye yüzde %45 turist geliyor onlardan, tahıl geliyor onlardan. yani tabii, tabii. E, Geç yapmak mı, fırsat varken çok gecikmeden ya acaba olur mu deyip yapmak mı noktasında baktığın zaman öyle bir erken baskın seçim bekliyor musun diyeyim. Yani tabii enflasyonun burada gidişatı da herhalde biliyorsun yani üretici fiyatları yüze dayandığı için ee, bunun işte zamlarda devam ediyor. Petrol fiyatları yükseliyor, zim fiyatları. Ya bunun yansımaları ben Nisan'a kadar devam edeceğini düşünüyorum. Kur buralarda kalırsa, e, biliyorsun bir seçim kararı 90 gün. Evet, şu onun için lazım. dedim ya. Mart, Nisan, Mayıs. Yani, yani bu, bu işte, bugün Mart başı alsan, Mart, Nisan, Mayıs. Ha hani şey diyorsun, Haziran'da belki de. Haziran, e, Temmuz olsa e, üçünden biri e, mesela. Vallahi yani imkansız demiyorum. Yani çünkü hmm. şöyle söyleyeyim. Yani hazır yani işte bunu zaten daha önce de ifade ettik bunu işte bir kişi bir yani bir kişi biliyor işte e, Sayın Bahçeli belki de Sayın Cumhurbaşkanı çünkü Sayın Bahçeli e, kararı bence alacaktır yine bu sefer. Evet. Onu da şimdiden söyleyeyim. Kayıtlarda kalsın. E, Haziran olma ihtimali var. E, ama dediğim gibi en geç Eylül ekimde yapılabilir. Niye? Çünkü e, Haziran gelecek sene Haziran'dan önce bir kış daha var. Yani bir, bir petrol fiyatı, bir yani döviz, fed bir FED yani Şimdi enflasyon var diyorsun. Şimdi enflasyon var artı FED var. Şimdi e, yani yıl sonuna kadar biliyorsun artık yani 3-4 faiz arttırımı cepte ama 7 faiz arttırmış işte 7 çarpı 25 e, tamam. konuşuluyor. E, hmm. e, bu da tabii ki yani bütün dünya piyasalarında etkileyecektir. Biz de bundan etkileneceğiz. Evet yabancı yatırımcı nispeten az falan filan ama. Yani bu konjonktürden biz de etkileneceğiz. Bunun için geç daha da riskli olabilir. Evet. Yani İngiltere bak üçüncü faiz arttırımını yapacağını bekliyorum ben vardı. Evet. Beş evet. buçuk usudu. Yani dünyada enflasyon evet. devam ediyor. Peki yani İngiliz, İngiliz lirası alarak doğru yapmışsın demek ki ben. Evet doğru yapmışsın kesin. <laughs> Ama borçlar da öyle. Şimdi o zaman <laughs> soru şu. Ee, yani bir kere... Ukrayna nedeniyle mi yükseldi altın fiyatları yoksa FED'in enflasyonla mücadelesinde geç kaldığı için mi yükseldi? Enflasyondan korunmak için 3 tane yatırım aracı say desem bunlardan bir tanesi altın olur mu Murat Saman? Olur olur tabii altın zaten e, enflasyondan korunmak için e, önemli bir enstrüman. E, hem yatırım hem risklerden kaçmak için hem korunmak hem yatırım için belki de nadir enstrümandan bir tanesi. Bir de şöyle söyleyeyim e, yani e, faiz artacak ama, artacak ama sonuçta negatif değer de faiz devam edecek dünyadan. Yani enflasyon 7.5'lardan nereye düşebilir? 5'e düşebilir belki de. Yani e, 2-3'lere gelmeyecek enflasyon Hı. ama e, faizlerde muhtemelen 7 faiz artırım yapsa bile hani 2'lere doğru gelecek faiz diye düşünüyorum. Peki. 2, 2, e, 5, peki. ya yani 1900'ün altında şu anda ki Ukrayna olayı da birazcık böyle gevşemiş ama ona rağmen altın çok düşmüyor. 1900'ün üstüne e, çıkarsa daha da hızlanabilir diyor Murat Saman. Geçen sene korudu altın enflasyona karşı bu yıl da korur diyor anladığım kadarıyla. Bu, tabii tabii. Altın konusunda pozitif olmaya devam ediyorum. 22 22 olabilir mi? Olabilir. yani bu ihtimal var. Eee önce ya Yarın, yarın olmaz ama. Efendim? Yarın olmaz herhalde. Yarın olmaz ama daha önümüzde bayağı süre var Artunç yani. Peki. Ee, o zaman başka bir yatırım aracı daha söyle desem enflasyona karşı koruyacak e yani finansal enstrüman da olabilir başka şey de olabilir. Ne diyorsun? Ee, bence e borsa başka bir e enstrüman. Evet daha riskli Hı -hı. ama Hı -hı. iyi seçilmiş işte temettüsü olan, e hikayesi olan e bu tür enflasyonist dönemlerde eee finansal piyasalarda borsanın da e, bir e, şey yaptığını görebiliyoruz. İşte enflasyona endeksli tahviller olabilir, onun fonları olabilir. Hmm. Yani birkaç tane bir, Dem bir portföy dağılımı e, bunu eğitimlerde de e, integral epikste yaptığımız eğitimlerde de özellikle e, anlatıyoruz. Bu tür eğitimlerde bahsediyoruz. Bir varlık dağılımı ile birlikte bunu yapabilirsiniz ama ya altın, borsa, işte e, enflasyona e, endeksli tahviller e, bunlardan birkaç tanesi. Peki. E, bu arada e, bu geçtiğimiz hafta içerisinde e, dünyada e, tahvilden çıkan para var. Enflasyon yükselecek diye. Ama hisse senetlerine özellikle 3 milyar dolar kadar para girmiş. Dolayısıyla enflasyonist ortamlarda hisse senetleri iyi bir performans gösteriyor. Ama Türkiye'de hangi şirket, hangi sektör çok dikkat etmek lazım. Evet benim soracaklarım bu kadar var. mı? Murat Salman ekleyeceğin. Yani bence her şeyi konuştuk. Ee, çok teşekkürler e, herkese. Ben çok teşekkür ediyorum. Bence sağlıklı günler ve herkese iyi haftalar. Sağlar. Peki efendim. Haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diliyoruz. Görüşmek üzere.